Canım arkadaşlarım hepinize selamlar. Ben Sevmeli Hoca. Sevmeli Hoca matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz gençler. Denklem, eşitsizlik ve mutlak değerle alakalı konu özetimizi yapmıştık biliyorsunuz. İşte bu video sevgili arkadaşlarım aynı konuların tekrar sorularını içeren video olacak. Birbirinden güzel konuyu tekrar ettirici ve eksiklerini kapatan sorular çözeceğiz gençler. Sesim çatallandı kusura bakmayın. Çok güzel sorular çözeceğiz. Hemen bu ee, soru çözümünün arkasından da ben size ödevlendirmenizi yapacağım. Ödevi şimdiden vereyim ki unutmayın gençler. 40 soru serisi TYT Matematik video ders kitabımdan, video soru kitabımdan sevgili arkadaşlarım, kendi yazdığım kitaptan sizlere ödevinizi hemen söyleyeyim. 21. sayfadaki eşitsizlik ve mutlak değer testlerini çözüyorsunuz. İçerisinde 40 tane soru var ve mottomuz neydi? Bir şeyi 40 kere söylersen olurdu sevgili arkadaşlarım. Merak etmeyin olacak gençler. Ben size olduracağım bunu. Evet, hazırsak geçelim dersimize. Evet, şimdi şöyle sorularımıza bir bakalım bu arada gençler. PDF ilk defa karşılaşan varsa hocam ücretsiz bir PDF'imiz var. Açıklama kısmında mevcut videolarımızın. Tamam? Şimdi sorumuza bakalım. Burak diye bir vatandaş var. 4 tane arkadaşıyla halk otobüsüne biniyor ve muavine 20 lira para veriyor. Sonrasında muavin Burak diyor ki 2 lira 25 kuruş daha vermeniz gerekiyor diyor. Burak muavine 4 kişi olduklarını hatırlatınca muavin ben 5 kişi bindiniz sanmıştım kusura bakmayın deyip Burak'a para üstü vermiş. Buna göre Burak'ın aldığı para üstü ne kadardır diye soruluyor. Şimdi öncelikle gençler 20 lira vermişti. Muavin 2 lira 25 kuruş daha istemiş. Yani toplamda 22 lira 25 kuruş talep etmiş muavin. Kaç kişi bindiklerini düşünerek bunu istiyor? 5 kişi. O zaman ben bunu 5'e bölecek olursam ben otobüsün bir kişilik ücretini bulmuş olurum. Ki 22'nin içerisinde 5 4 defa şimdi 2 lira 25 kuruşun içerisinde bakacağız. Ee, hemen şöyle virgülü görmeden bakalım. 22'nin içerisinde 5 4 defa tamam. Kalan 2 25'in içerisinde 5 de 5 defadır. Dolayısıyla 4 lira 45 kuruşmuş bir kişinin ücreti sevgili arkadaşlar. Pekala bir kişinin ücretini bulduk. Şimdi Buraklar kaç kişi binmişti? 4 kişi binmişti. O halde ben 4 ile 4.45'i çarpacağım. Ve böylelikle de karşıma çıkan 16 artı 1.80'den 17.80'i elde etmiş olacağım. Normalde Burakların ödemesi gereken ücret 17.80'miş. Burak 20 lira vermişti. Ben 20'den 17.8'i çıkaracak olursam 2.2'yi bulurum gençler. Cevabımız da E şıkkı olmuş olur. Bu güzel soruyu bana eşlik ederek çözdüğümüz için sizlere teşekkür ederim. Bir şirkette çalışanların ha bu soruya gelmeden önce hemen şurada bir düzelti yapmanızı rica ediyorum. Burası 70 olacak arkadaşlarım. Düzeltimiz bu. Şimdi devam edelim sorumuza. Bir şirkette çalışanların 4 bölü 5'i erkek. Bu erkeklerin ise 2 bölü 3'ü gözlüklü. Şimdi bak erkeklere bir 4K diye bir oran atıyor aslına bakarsan. Daha sonrasında da gençler bu erkeklerin 2 bölü 3'ünden bahsediyor. Demek ki erkeklerin sayısı 3'e bölünebilen bir sayı. Ve aynı zamanda burada da 4'ün katı olan bir sayı. Demek ki ben erkeklere 12K diyebilirim rahatlıkla. Bunu nasıl başardım? Hem 3 hem de 4'ün katı olan en küçük ortak sayıyı seçtim. En küçük ortak katı seçtim. Erkekleri 12K dedim. E şimdi Erkekler 12K ise yani bu şirketteki erkeklerin sayısı 12K ise bak burası 12K. 3 ile çarparak elde ettim. O zaman bu grubun tamamı 15K'dır. Bunu da 3 ile çarparak elde ettim. Demek ki kızların sayısı neymiş? 3K olacakmış. Pekala. Kadınların tamamı gözlüksüzdür demiş. Daha sonrası diyor ki bir de şurada erkeklerin 2 bölü 3'ü gözlüklüydü ya. Şimdi bunun 2 bölü 3'ünü bulalım. 12K'nın 2 bölü 3'ü ne yapar? 3'e böldüm. 2 ile çarptım. Ne geldi? 8K geldi. 8 tanesi gözlüklü arkadaşlar. Gözlüklü. O zaman 4K tanesi gözlük kullanmıyordur. Gözlüksüz. Aynı zamanda kızların da yani kadınların da tamamı gözlüksüzdü. 3K tane daha gözlüksüz var. Toplam etti 7K tane gözlüksüz kişi. E Bu 7K kişi şirkette gözlük kullanmayan 70 kişi var diyorsa demek ki 7K kaçmış? 70 olacakmış. O zaman K kaçtır arkadaşlarım? Tabii ki de 10'dur. Bu şirkette toplam kaç çalışan vardır diye sorulmuştu. E Toplam çalışan kişisine ben 15K demiştim. E K'yı da 10 buldum. 15 kere 10 bana 150'yi verir. Demek ki cevabımız A şıkkında verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Ve devam edelim bir diğer sorumuzda. Eşkenar üçgen şeklindeki bir levhadan. Çevresi bu üçgenin çevresine eşit olan kare bir levha yapılacak. Şimdi burası x ise burası da x'tir, burası da x'tir. Bu e, levhanın sevgili arkadaşlarım e, çevresi, şu tel diyelim, yeşil telin uzunluğu 3x demek ki aynı telden yapılacaksa bunun da çevresi 3x olacak. Çevresi 3x ise bunun bir kenarı 3x bölü 4'tür. Burası da 3x bölü 4'tür diyebiliriz. Eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu x birim ve x'in değer aralığı 3 ile 24 bölü 5 aralığında olmak üzere karenin alanı tam sayı olarak en çok kaç birim kare olabilir diye sorulmuş. Şimdi en çoğu soruluyor unutmayın. Şimdi en çoğu sorulduğuna göre ben üst sınırla ilgilenirim sadece. Yani x küçüktür 24 bölü 5 ile ilgilenelim. Bana öncelikle ne lazım? 3x bölü 4 lazım. O halde, o halde gençler ben bunu bu 4'e böleyim. x bölü 4 küçüktür. 24'ü 4'e bölersem 6 bölü 5 gelir. 3x bölü 4 elde, edebilmek için 3 ile çarparım. 3x bölü 4 küçüktür 18 bölü 5 yapar. Daha sonrasında da bana bunun karesi lazım. 3x bölü 4'ün karesi lazım. niye hocam? Çünkü Karenin alanı en çok kaçtır diye soruluyor. Karenin alanını bu şekilde bulurum. 3x bölü 4'ün karesini alarak bulurum. O halde bana bunun da karesi lazım. Yani 3x bölü 4'ün karesi küçüktür. 18 bölü 5'in karesi dedim. E hocam burada karesini aldığımız için 3'ten de bir değer gelmez miydi? E gelebilirdi. Lakin 24 bölü 5 daha büyük bir sayı olduğu için ben orasıyla ilgilendiğimi söylemiştim. 18 bölü 5'in karesini aldığımız takdirde 18'in karesi sevgili arkadaşlarım 324, 5'in karesi 25'tir. 324 bölü 5'ten daha küçükmüş bu alan artık. Tamam. 324 bölü 5'te 300'ün içerisinde 25 12 defadır. 24'ün içerisinde 25 yok. Demek ki burası 12 küsür bir sayı. 13'e yakın. E 12 küsür sayıdan daha küçük olacaksa alınabilecek en büyük tam sayı değeri de A şıkkındaki 12'dir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Evet. Bu sayfamızdaki iki sorumuzu da çözdük. Şimdi geçelim buraya. Kenan komutanlı soruya. Sınava hazırlık için YouTube'da ders çalışan öğrencilerin %48'i ile %51'i arasındaki bir kısmın SML Hoca Matematik, %53 ile %56'sı arasındaki bir kısmında Kenan Kara ile Geometri kanallarını takip ettiği biliniyor. Şimdi bu öğrencilerin %48'i ile %51'i arasındaki bir kısmı SML'yi takip ediyor arkadaşlarım. Ve %53'ü ile YouTube'daki öğrencilerin, ders çalışan öğrencilerin şöyle Kenan Kara diyelim. Kenan yazalım. %56'sı da Kenan Kara ile Geometri YouTube kanallarını takip ediyor. Ee, en fazla %6'sının bu iki kanalı da takip etmediği düşünülürse. En fazla %6'sı demek ne demek? Ya hiçbiri biri e, takip et Yani nasıl diyeyim? E, bu iki kanalda takip etmeyen ya hiç öğrenci yok yani sıfır hiçbiri diyelim. Hiçbiri en fazla yüzde altısıymış sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Şimdi şu tabi eşitliklerin hepsi de geçerli. Çünkü sınır değer olarak bunlar belirtilmiş. En fazla bu kadardır denilmiş. Pekala YouTube'da ders çalışan öğrencilerin tümünün sayısına oranı. Neyin tümünün? Ha, şurayı okumadık değil mi? SML Hoca ve Kenan Kara'yı takip eden öğrencilerin sayısının YouTube'da ders çalışan öğrencilerin tümünün sayısına oranı hangi iki yüzdelik dilim arasındadır? Şimdi ben bunun hepsini toplarsam şurası yüzde sıfır unutmayalım. 48'de 53'ün toplamı bana 101'i verecektir. Yüzde 101 dedim. Şu tarafı toplarsak da gençler yüzde 113 yapacaktır. Değil mi? E şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. Ben bunların hepsini topladım da SML Hoca hem SML Hoca hem de Kenan Kara'yı takip eden öğrenci sayısını ben bu şekilde topladığım ve bulduğum takdirde bana şuradaki fazlalıklar yani %100'ün üstüne gelen fazlalıklar %1 ve %13 dediğim kısım var ya işte bunlar sevgili arkadaşlarım bize bizden istenileni verecektir. Yani hem SML hoca hem Kenan Karayı takip eden öğrencilerin sayısının YouTube'da ders çalışan öğrencilerin tümünün sayısına oranını verir. Yani %1 ile %13 arasında olacakmış cevabınız Bu soru aynı zamanda çıkmış bir sorunun da bir benzeri sevgili gençler. Hemen o soruya da ulaşabilirsiniz. 2020 veya 2021 olması gerekiyordu. Aşağıda içinde yine bu da sevgili gençler 2021 olması gerekiyor. 2021'de sorulmuş bir sorunun yine bir benzeri. Aklınızda bulunsun. Aşağıda içinde 15 adet ilaç bulunan blister tabletin prospektüsü ve blisterin bir kısmı görünmüştür. Blisterde ilaçların görünmeyen kısımlarının alanları toplamının görünen ilaçların alanları toplamına oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi içinde 15 tane var ama 9 tanesi tam kesinlikle görünüyor. Bunu inkar edemeyiz. Ama şuradaki 3 tanesinin belli bir kısmı görünüyor, belli bir kısmı görünmüyor. Altta kalan 3 tanesi de kesinlikle görünmüyor. Şimdi o zaman diyor ki bak. Listerde ilaçların görünmeyen kısımlarının alanları toplamı. Bir kere ben hadi şunların tamamına görünüyor desem. Şu 3'ünün kesinlikle görünmediğini biliyorum ya. 3 bölü geri kalan ilaçlar. Yani görünen ilaçlar. Hadi bunları görünüyor dedik çünkü. 3 bölü 12'den kesinlikle büyük olması gerektiğini biliyorum. Çünkü buradakilerin bazıları görünmüyor. Ve daha sonrasında bunların tamamının görünmediğini düşünecek olursak... ...o zaman 6 tanesi kesinlikle görünmüyor, 9 tanesi kesinlikle görünüyor diyebilirim. Oran bundan da küçük olmak zorunda. E şimdi o zaman işimiz kolay. Bak burası 1 bölü 4, burası sevgili arkadaşlarım 2 bölü 3. Hatta ben bunların paydalarını 12'de eşitlersem... ...3 bölü 12, gerçi yine 12 yaptık. Kerekte <laughs> de var mıymış, yokmuş sanırım. 3 bölü 12, burayı da 8 bölü 12 olarak e, niteleyebiliriz. 4'te genişlettik ve 8 bölü 12 dedik. Peki... Şimdi 3 bölü 12 ile 8 bölü 12 arasında olmak zorunda demiştik. Şimdi buraya bakıyorsun paydasına 24, e 24 yaparsam ben bunları 6 bölü 24 ile 3 ile genişletirim, e pardon 2 ile genişletirim, 16 bölü 24 yapar. Şimdi paydası 24 olanlara baktığımız zaman 5 bölü 24, e bu aralığın dışında, bu aralığın dışında olduğuna göre bu olmaz gençler elendi. 11 bölü 48 de bakalım, 2 ile genişletirsem 12 bölü 48 de. 32 bölü 48 aralığında olması gerekiyordu. 11 bölü 48 bu aralığın dışında bu da olmaz. 33 bölü 48 bu aralığın hemen sağında bu da olmaz. 72 yapmak istersek bunu 6 ile genişletirim şunları. 6 ile genişletirsem 18 bölü 72 küçüktür. 6 ile genişlettim 48 bölü 72 yaptı. 51 yine bu aralığın dışındadır bu da olmaz. Ve en son 61 bölü 96 kaldı demek ki cevap buymuş. Gelin biz o zaman şu en başta bulduğumuzu 8 ile genişletelim. 8 ile genişletirsem 21, 24 bölü 96 küçüktür. O da küçüktür. 8 ile genişletirsem 64 bölü 96 yapar ki 61 bu aralığın içerisindedir. Dolayısıyla cevabımız da E şıkkıdır deriz gönül rahatlığıyla. Devam. Buradaki sorumuzdayız. Şekilde iki tane bölümden oluşan bir TV ünitesi ve alt bölümün üzerine konulmuş bir televizyon gösterilmiş. Alt bölümün en üst kısmının, alt bölümün en üst kısmı şurası gençler. Şurası. Bunun yerden yüksekliği üst kısmın, üst bölümün en alt kısmının. Üst bölümün en alt kısmı neresi olur? Şurası olur değil mi? Bunun yerden yüksekliğinin 1 bölü 3'üdür demiş. Yani burası haşsa gençler şurası 3 haşmış. Umarım anlaşıldı. Pekala televizyonun en üst noktasının yani gençler şu kısmın diyor. Yerden yüksekliği de kaçmış? 153 santimetreymiş. Bak burası da 153. Buna göre TV ünitesinin alt bölümünün yerden yüksekliği kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye sorulmuş. Şimdi alt bölümün yerden yüksekliği haştı. H'ın kaç farklı tam sayı değeri alabileceği soruluyor bize. Bir kere ben buradaki H'ın %100, 153'ten daha küçük olması gerektiğini biliyorum. Haş küçüktür 153 dedim. Daha sonrasında bir de buradaki 3 haşın da 153'ten daha büyük olduğunu görülüyor. O halde 3 haş büyüktür 153 dersem haş büyüktür 3'e böldüm 30 değil 51 geldi. Tamam çok güzel. Demek ki 51'den daha büyük olacakmış bu haş ve 153'ten de daha küçük olacakmış gençler. O halde burada alınabilecek son değer 152'dir. Burada alınabilecek ilk değer 52'dir. 52'den 152'ye kadar kaç tane sayı olduğunda 152'den 52'yi çıkarıp bir ekleyerek bulabiliriz ki bu da bize 101'i verir. Demek ki haş 101 tane gençler tam sayı değeri alabilirmiş diyeceğiz. Evet, böylelikle PDF'imizin 14. sayfasını sayfasında geride bırakmış olduk. Şöyle sayfalarımıza uzaktan bakabiliriz. Umarım senin de sayfaların bu şekilde derli toplu ve dolu doludur. Devam edelim. Bir diğer sorumuzda eskiden çok ama çok meşhur olan bir soruydu gençler bu. Ee, sınavlardan birisinde çıkmıştı, ee, yanlış hatırlamıyorsam YGS zamanında sınavlardan birinde çıkmıştı ve o dönemlerde soru bankalarına ve denemelerde sıkça soruluyordu. E, tarih tekerrürden ibarettir. Neden? Bir daha sorulmasın. Bir banka yapacağı maaş zammı için çalışanlarına iki ayrı seçenek sunup çalışanlarından kendilerine yapılacak olan zammı seçmelerini istemiştir. Aşağıda bankanın çalışanlarına sunduğu seçenekler verilmiş arkadaşlar. İki tane seçenek var. Diyor ki ya net zam alacaksın diyor. Ya sana 1600 lira net zam veririm diyor ya da yüzdeli zam alırsın diyor. Yani maaşınızın yüzde kadar maaş zammı yaparım diyor. İstediğini seçkendir. Hangisi işine geliyorsa diyor. Banka çalışanlarından İlyas Başkan yüzdeli zam seçeneğini seçerken Abdullah da net zam seçeneğini seçmiş. Ve ikisi de daha karlı seçeneğini, seçeneği tercih etmişler. Kendileri için daha karlı olanı tercih etmişler arkadaşlar. İlyas'ın maaşı A. Abdullah'ın maaşı B olduğuna göre aşağıdaki hangisi doğrudur diye soruyor. Şimdi İlyas yüzdeli zammı seçmişti. Unutmayalım bunu. Hemen diyorum ki İlyas'ın zammı neydi? A'ydı. Demek ki İlyas yüzdeliği seçtiğine göre bu A'nın şimdi yüzde yirmi maaş zammı ne demek? A'nın üzerine 1 bölü 5 kadar zam alacak demek. Demek ki A'nın 1 bölü 5'i 1 bölü 5'i 1600'den daha büyükmüş ki İlyas bunu tercih etmiş. O halde beşi karşıya atarsam A kesinlikle binden daha büyüktür derim bu bir cepte. Daha sonrasında Abdullah B lira eee maaşı B liraymış ve B lira iken 1600'ü tercih etmiş. Yani gençler B'nin 1 bölü 5'i kesinlikle ama kesinlikle 1600'den daha küçükmüş ki o gitmiş 1600'ü seçmiş. Yani daha karlı duruma geçeceğini düşünmüş. O halde 5'i bu tarafa atarsam B kesinlikle 8000'den küçük. O halde ben şunu söyleyebilirim. B 8000'den küçük iken 80.000 yazdık. İnşallah bir gün o maaşları da alırsınız Abdullah ve <laughs> İlyas. B 8000'den küçükken A 8000'den büyükmüş. O halde bizim doğru cevabımız nerede? D şıkkında mevcut gençler. Bir diğer sorumuz. Kendine telefon alacak olan burcu mağazaya gidip şu bilgileri ediniyor. A marka telefonların en ucuzu 2000, en pahalısı 3500 lira denmiş ve B marka telefonların en ucuzu 5 en pahalısı 6500 lira. Bu mağazadan telefon alan Burcu X lira ödediğine göre Burcu'nun telefona ödediği ücreti ifadelerine eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir diye de sorulmuş bize. Şimdi öncelikle çok akıllıca bir çözüm yapacağız. İyi dinle burayı. Ben bir sayı doğrusu çizeceğim. Bu sayı doğrusunun üzerinde sevgili arkadaşlarım hemen A marka telefonlar ne hangi aralıktaydı? 2000 lirayla görünüyor değil mi? Görünüyor. 2000 lirayla 3500 lira arasındaydı ve B marka telefonlar da 5000 lira ile 6500 lira aralığındaydı değil mi e şimdi Burcu'nun aldığı telefon x liraymış ve gençler x'in Burcu'nun aldığı telefonun fiyatını ifade eden eşitsizlik soruluyor bize şimdi öncelikle ben diyorum ki bak şu kısım şurası 1500 birim uzunluğunda burası da 1500 birim uzunluğunda bu bizim için bir şans yani bunu daha kolay ifade edebilmek için bir şans aslında bakarsan hemen şöyle diyorum. X şuralarda bir yerlerde olmuş olsaydı örnek veriyorum, tamam mı? X'in 3500'e ve 5000'e olan uzaklığı veya 2000'e ve 6500'e olan uzaklığını nasıl ifade ederdim diye düşüneceğim, tamam mı? Ama X oralarda olmadığını da tabii ki biliyorum. O halde şöyle diyelim gençler, ben diyeceğim ki hocam burcunun telefona verdiği ücret için ne konuşabilirim? Şimdi öncelikle. Burada 3500 ve 500. Burada da 2000 ve 6500 vardı ya. 2000'de 6500'ün tam ortasındaki sayı nedir? 4250'dir. İkisini toplayıp ikiye bölersin. Peki 3500'de 5000'in arasındaki e, tam, o tam ortasındaki sayı nedir? E, o da 4250'dir. O halde ben diyorum ki şurada 4250 varken. Burada 4250 varken. X'in 4250'ye olan uzaklığından bahsedelim. Şimdi X'in sonuçta... Burcu telefona x sıra vermişti. Bu x ya buralarda bir yerde olacak ya da buralarda bir yerde olacak. Bu x'in 4250'ye olan uzaklığı kesinlikle 750 birimden... Bak şurası 750, burası da 750. 750'den daha fazla olması gerekiyor. O halde diyeceğim ki x'in 4250'ye olan uzaklığını ben mutlak değerle gösteririm. Kesinlikle ama kesinlikle 750'den daha büyük veya eşittir derim. Ama ve lakin... Bu x'in 4250 olan uzaklığı bak şurası kaç birim gençler? 2250 mi? Şurası da mı 2250? 2250'yi geçemez. Niye? Çünkü 4250'ye olan uzaklığı 2250'yi geçerse bu telefon aldığı fiyat direkt 6501'e veyahut 1999'a taşar. Hmm, anladınız siz onu. Küçük veya eşittir 2250 dedik. İşte bize bu eşitsizliği veren, Burcu'nun telefonu harcadığı parayı gösteren eşitsizlik karşımızda. Bu da cevap olarak D şıkkında verilmiştir deriz ve sorumuzu noktalarız. Evet gördüğünüz gibi çok fazla işlem bile yapmadık yani. Geçtik buraya. X sıfırdan küçük olmak üzere. Bak. Bir sayının kare karesi. Bir sayının karesinin karekökü neye eşittir? Kendisine mi? Hayır işte kendisine eşit değildir. Neye eşittir? Mutlak değerine. Mutlak değer x diye çıkar. Bölü x artı 1 eksi x'in karesinin karekökü de yine mutlak değer 1 eksi x'e eşittir. Bölü x 1 dedik. Şimdi hocam x sıfırdan küçüktü ya mutlak değer dışarı nasıl çıkar? Eksi x diye. Eksi x'i x'e bölersem eksi 1 gelir artı. x sıfırdan küçük olduğu için birden negatif bir sayı çıkarırsam pozitif olacağından burası direkt olduğu gibi çıkar. 1 eksi x diye. 1 eksi x'i x eksi 1'e bölersem burası da eksi 1 çıkar. Eksi 1 ile eksi 1'in toplamı eksi 2 yapar. Bana cevabın ta kendisini verir. Devam ediyorum bir diğer soruyla. x reel sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Demiş ki x 1 ile 2 aralığında Bak bunlar hangileri doğrudur falan gibi öncüller değil. Verilen bilgiler. X'ler 1 ile 2 aralığındadır diyor. Tamam. Sayı doğrusunda X'in 1'e olan uzaklığı 2'ye olan uzaklığından fazladır demiş. Şimdi dur bir dakika. Şöyle sayı doğrusu. Hocam şurası 1, şurası 2. Tamam. 1'e olan uzaklık 2'ye olan uzaklıktan fazlaysa. Bak şurada tam ortada bir 3 bölü 2 vardır ya. Yani 1,5 vardır değil mi? 1,5 var. Demek ki x bu tarafta olacak. 1'e olan uzaklığı daha fazlaysa demek ki 1,5'tan büyük olacak. Yani sayımız buralarda bir yerde. O halde ben diyorum ki 1,5'tan daha büyüktür bu x, 2'den de daha küçüktür dedim. Artık şurayı eledim. Yani zaten orası da yalan söylemiyor. Sayı gene 1 ile 2 arasında ama şu an ben seçeneği kısıtladım. 3. öncüle baktığım zaman da 3x 5'in mutlak değeri dışarıması çıkmış, 5 3x diye çıkmış. Ha, demek ki 3x 5 sıfırdan küçük veya eşitmiş ki ancak bu şekilde dışarı eksiyle çarpılarak çıkarılabilmiş. O halde 3x küçük veya eşittir 5 derim. Her iki tarafı 3'e bölersem x küçük veya eşittir 5 bölü 3 olur. Şimdi bu 5 bölü 3 nedir? Gel 5'i 3'e bölelim güzelce hadi. Bir kere var 3 çıkardım 2 bir sıfır koydum 1 virgül attım. 20'nin içinde 3 6 defa. 3 kere 6 18 çıkardım 2 20'nin içinde 3 6 defa demek ki 1,66 yani 1,6 devreden diyebilirim. Demek ki bizim x'imiz 1,6 devredenden daha küçük ol olurken aynı zamanda 1,5'tan da daha büyük olması gerektiğini de biliyorduk. Tamam şimdi 1,13 bu aralıkta mı? Hayır. 1,31? Hayır. Peki 1,81? Hayır bundan daha büyük. 1,91 daha büyük 1,6 devredenden ama 1,65 bu aralıkta bir yerdedir. 1,66'dan daha küçüktür. Demek ki cevabımız C şıkkı olacaktı. Bence çok güzel soruydu. AYT'de ilk 10 soru içerisinde bile karşına çıkabilir. Devam x kare eksi 40 x artı 336 eşit 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir denmiş. Ankara'da Eylül ayında en düşük sıcaklık x1 en yüksek sıcaklık x2 olarak tahmin edilmekte. X sıcaklığı belirtmek üzere Ankara'nın Eylül ayındaki sıcaklığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diye soruluyor. İyi dinle beni aç kulaklarını. Bak şimdi güzel kardeşim 336 dediğimiz sayı ne ne neyin ne çarpımı ki ee, acaba? İki tane negatif sayının çarpımı olacak ki pozitif gelsin toplamları da eksi 40'ı verecek. Peki ben bunu nasıl ifade edebilirim? Hocam eksi 22 ile eksi 18'i çarparsak sanki bize 336'yı verebilir. Verebilir mi? Bir düşünelim bakalım. Şöyle bir düşündüğümüz zaman 360 üstüne o 360 oldu geçti vermiyor. Tamam sonu 6'lı başka ne olabilir? Sonu 6'lı. 12 ile 28 olabilir bak. Eksi 12 ile az önce biz ne yazdık oraya? Ha oluyor. 12 ile eksi 12 ile eksi 28 bak bu olabilir. Bakalım 280 evet bu gelir. 280 artı evet evet gelir. 56'dan gelir. Şimdi ikisinin çarpımı 336'yı verirken toplamları da eksi 40'ı veriyor. Çok güzel. Demek ki benim x1 dediğim kök 12 iken x2 dediğim kök 28'miş ya da tam tersi. Fark etmez hangisini hangisini söyledim. Şimdi en düşük sıcaklık x1 demek onu 12 diyeceğiz. En yüksek sıcaklık 28. Şimdi 12 ve 28 aralığını ben mutlak değerli eşitsizlik biçiminde nasıl ifade ederim? Çok iyi dinle beni. Şunu yapıyorsun. Tek tek yapman gereken hareket bu. 12 ile 28'in tam ortasındaki sayıyı buluyorsun. Toplayıp 2'ye böldün 20. X'in diyorsun. 20'ye olan uzaklığını bu şekilde ifade edersin. Ve tam ortada 20 var ya. 20'nin 12'ye veya 28'e olan uzaklığı kaç? 8. Küçük veya eşittir 8 diyorsun. Cevabın bu oluyor x 20'nin mutlak değeri 8'den küçük veya Yani x'in 20'ye olan uzaklığı 8'den daha küçük veya Bunun mantalitesi ne? Şurası ne demekti? x'in 20'ye olan uzaklığıydı. Bak 20 burada. x'in 20'ye olan uzaklığı maksimum 8 olursa 8 birim ötesinde 28 vardır. 8 birim altında 12 vardır. Bak 12 ile 28 aralığını ancak bu şekilde ifade edebilirsin. Evet 15. sayfayla bitirdik gençler. Şimdi devam ediyoruz. Bir diğer sayfamızda 4 tane soru var. Bu 4 sorunun tamamı da 40 soru serisi Burada arkadaşlar şöyle gösterelim. 40 soru serisi TYT Matematik video soru kitabından geliyor. Hadi bakalım ödevinizin içerisinde de aynı zamanda bu 4 soruyu ben yapmış oluyorum. Ama siz yine de bu videodan sonra sanki hiç görmemiş gibi bu soruları lütfen yine kendi başınıza bireysel olarak çözmeye gayret gösterin. En kenarlı bir çokgenin. İçine yazılan a gerçel sayısı, a gerçel sayıyla oluşturulan sembolün değeri a ile n'nin çarpımına eşittir. Yani mesela burada beşgen var içinde 6 yazıyor ya 6 kere 5'tir bu. Peki x bir tam sayı olmak üzere bu sembollerin değeri a, b, c'dir. a, b'den, b, d c'den küçük olduğuna göre x'in alabileceği kaç farklı değer vardır? Hemen şurası 6 mi? 6 çarpı x eksi 4 olur. Bu a'ydı. Demek ki a en küçükse bu da en küçük olacak. x artı 4 ile 3'ün çarpımından 3 çarpı x artı 4 dedim. 3 çarpı x artı 4. Ve o da küçüktür. x artı 1 çarpı 4. Yani 4 çarpı x artı 1 dedik. Pekala. Şimdi şu ikisine bir bakalım ama önce hepsini bir dağıtalım gençler. 6x eksi 24. Küçüktür 3x artı 12 dedim. O da küçüktür. 4x artı 4 geldi gençler. Daha sonrasında şu ikisine bakacak olursak. 3x'i sol tarafa davet ettim. 3x geldi. Eksi 24'ü karşıya attım. 36 geldi. Demek ki x 12'den daha küçükmüş. Bu bir cepte. Hemen şu ikisine bakalım bu sefer de. 3x'i sağ tarafa gönderirsem burada x kalır. 4'ü sol tarafa atarsam 8 olur. x 8'den daha büyükmüş. Şu ikisine bakmaya gerek var mı zaten? Bu bundan bu da bundan küçüktür. De. Gerek yok. O halde x... 8'den daha büyük ve 12'den daha küçükse burada alınabilecek değerler 9 var, 10 var, 11 var. X'in alabileceği kaç farklı değer vardır diye sorulmuştu. 3 tane olduğunu gördük. Cevap B şıkkı olacaktı. Devam. Aşağıda özdeş turuncu kareler ve özdeş mavi karelerle Üç tane kule oluşturuluyor. Bir denklem sorusu, bir denklem sorusu yeni nesil haline nasıl getirilebilir? Onun mantığını göstermek için buraya koydum. Birinci kule ve ikinci kulenin yükseklikleri sırasıyla 16 ve 25 birimken, buna göre üçüncü kulenin yüksekliği kaç birimdir? ÖSYM'de, TYT'de yanlış hatırlamıyorsam 2022 veya 2021 olması lazım direkt çok benzeri çıktı arkadaşlar. Bu kadar kolay sorular soruyorlar mı diye e, bana sormayın. Gidin çıkmış soruları çözün. Sonra ne demek olduğunu görün anlayın arkadaşlar. Şimdi bunun yüksekliği 16'ymış Bunun yüksekliği 25'miş. Şimdi bakıyorsun hocam burada e, yükseklik bazında düşündüğümüz zaman ben buna x, buna y dersem x ile y'nin toplamının 16 olduğunu görüyorum. Daha sonrasında burada ne var? x artı 2y var x artı 2'ye de bak burası y burası y burası x'ti. x artı 2'ye de 25'te alttakinden üsttekini çıkarırsan y kalır o da 9'muş. Yani bu 9 bu da 9. E 9 9 18 demek ki bu 7'ymiş. E şimdi buraya baktık bu 7 bu 7 e bu da 7 7 21 e burası 9'du burası da 9'du 18 18 21 daha 39 yapar değil mi? 39 yapar. Demek ki 3. kulenin yüksekliği 39'muş diyebiliriz. Çok benzeri sınavda çıkmıştı. Hocam kolay çözülürsünüz falan demeyin gençler. Önemli olan ben size e, 105.657 defa söyledim. Önemli olan zor soru çözmek falan değil gençler. ÖSYM'nin mantığını kavrat, kavratan, ÖSYM'nin mantığını sana sunan soruları çözmektir. Önemli olan budur. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın lütfen. Devam. Aşağıda A ve B bakterilerinin yaşayabildiği en yüksek ve en düşük sıcaklık değerleri verilmiş. Mesela A bakterisi en düşük eksi 14 maksimum 8. B bakterisi en küçük eksi 27 maksimum 6 santigrat derece sıcaklıkta e, yaşayabiliyormuş. Ortamın sıcaklığı T santigrat dereceyken A ve B bakterileri bu ortamda yaşayabilmekte. Buna göre T'nin alabileceği değerler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi A ve B bakterileri aynı ortamda yaşayabiliyorlarmış T iken. Şimdi aynı ortamda yaşıyorlarsa öncelikle... Öncelikle Eksi 14 ve 8 kapalı aralığıyla eksi 27 ve 6 kapalı aralığında bir güzel kesiştirmem gerekiyor. Çünkü ikisinin kesişiminde olmalı ki bakteri türü A ve B bakteri türü ikisi de aynı ortamda yaşayabiliyorlarmış. O halde nasıl kesiştiriyordum? Alt sınırların büyüğü yani eksi 14, üst sınırların küçüğü yani 6. Demek ki eksi 14 ile 6 kapalı aralığını ifade eden mutlak değerli eşitsizlik isteniyor benden. Hemen ne yapıyordum? Hadi sen söyle bekliyorum. Evet eksi 14 ile 6'nın nesini alıyorduk? Aritmetik ortalamasını. Eksi 14 ile 6'yı topladım. Eksi 8. Yarısı eksi 4. Demek ki x'in 4'e olan uzaklığı pardon t'nin. T'nin 4'e olan uzaklığını bu şekilde ifade ediyordum ben. Evet küçük veya eşittir. Şimdi ne yapıyorduk? 4'ün 6'ya veyahut eksi 14'e olan uzaklığı yani 10 diyorduk. Demek ki burası nedir? T artı 4'ün mutlak değeri. Küçük veya eşittir 10 dedik. Cevabımız da C şıkkında verilmiştir dedik gönül rahatlığıyla. Ve gençler artık tekrar sorularımızın sonuncusunu çözüyoruz sizle beraber. Güzel, hızlı ve güzel bir tekrar oldu. Aynen. Aşağıda verilen şekilde her bir karenin köşelerinde bulunan dairelerin içerisinde yazan sayıların toplamı birbirine eşittir. Bak karenin köşelerinde bulunan dairelerin içerisinde yazan sayıların toplamı birbirine eşittir. Her bir karenin. He tamam ben anladım bunu. Güzel. Şimdi x, y, z tam sayı olduğuna göre x artı y tektir. x kere z çifttir. y eksi z pozitif sayıdır denmiş bize hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bir denklem sorusu aslında bakarsan. Aynı zamanda teknik çiftlikler birleştirilmiş. Şimdi buraya bakıyorum 6, 5 daha 11, eksi 4 daha 7 yapar. Bak burası x artı 7 geldi. Hemen şurayı toplayalım. 5 eksi 2 daha 3 yapar. 5 daha 8 yapar. Dolayısıyla burası y artı 8'dir. Hemen geldim buraya. 5, 6 daha 11, 7 daha 18 yaptı. Burası da z artı 18'miş. Bunların hepsi birbirine eşit olacakmış. Yani x artı 7 Eşittir y artı 8 o da eşittir z artı 18 dedik. Peki şimdi hocam burada e, ben x'i yani x ile y'yi nasıl kıyaslarım? x eşittir y artı 1 diyebilirim 7'yi karşıya atarak. Veyahut x eşittir e, şununla şunu kıyaslarsam 7'yi karşıya attığım takdirde z artı 11'dir diyebilirim. Veya şununla şunu kıyaslarsam 8'i karşıya attığım takdirde y eşittir z artı 10'dur da diyebiliriz tabii ki. E güzel hocam. Tamam bir sıkıntımız yok şu an. Şimdi x artı y tektir demiş. Bir bakalım. Mesela x tekse burada. Karşı tarafın tek gelebilmesi için y'nin çift olması lazım. x çiftse y'nin tek olması lazım. O zaman x ile t birbirinin zıttı. Yani biri tekken öteki çift, biri çiftken öteki tek. E madem öyle tek de çiftin toplamı daima bize tek sayı verir mi? Verir. Demek ki birinci öncülüm doğru. x ile z'yi çarparsan çift olur demiş. Şimdi x, y, z. Hocam şuna baktığımız takdirde x tek sayıysa Z çift olmak zorundadır. X çift sayıysa Y tek sayı olmak zorundadır. Yani bunlardan bir tanesi mutlaka çift. O halde X ile Z'nin çarpımı ya çift kere tekten çift ya da tek kere çiftten yine çift olacaktır. Demek ki ikinci ölçümde benim doğru. 3'e geçtim. Y eksi Z pozitiftir demiş. Şimdi bakalım Y Z'den daha büyük olduğunu nasıl gösteriyor burada kendini? Diyor ki Z'ye 10 eklersem ancak Y'yi bulabiliyorum diyor. Yani o zaman ben şunu diyebilir miyim? Z'yi kardeşim karşıya ver hemen buraya. Y eksi Z gelmez mi? Eşittir 10 olmaz mı? Y eksi Z zaten 10'muş. Peki 10 pozitif mi? Evet o halde bu da doğrudur. Yani cevabımız 1, 2, 3 olacaktı sevgili arkadaşlarım. Böylelikle artık kaç tane soru çözdük biz bugün? 4 burada. 5 burada çözdük 9. 5 de burada var. 14, 15 tane mi soru çözdük? Aynen öyle. Bakalım aynen öyle. Bugün sevgili arkadaşlarım sizlerle birlikte 4, 5... Bir daha sayayım ya 15. 15 tane soru çözdük arkadaşlarım. Tekrar sorusu mahiyetinde. Ve ondan önce de bir konu özeti yapmıştık sizlere. Bu konu özeti ve bu tekrar soruların üzerine ödeviniz belli. Ne demiştim? 40 soru serisi TYT video soru kitabından. TYT e, matematik video soru kitabından sevgili arkadaşlarım mutlak değer ve eşitsizlikler kısmındaki o 40 tane soruyu bir güzel çözüyorsunuz ve artık arkanıza yaslanıp netlerinizin artışını da izleyebilirsiniz serbest. Evet gençler sonraki videomuzda görüşelim sonraki konumuzda hemen buradan hatırlatalım çarpanları ayırma üstü ve köklü ifadeler olacak arkadaşlar. Çarpanlara ayırma üstü ve köklü ifadeler özellikle AYT'de de karşımıza ee, biliyorsunuz ilk 10 soru içerisinde çıkıyor. Yani bunun tekrarını yapman demek aynı zamanda ayete ilk 10 sorunun da tekrarını yapman demek. O yüzden pür dikkat izlemen gereken bir ders olduğunu söyleyebilirim. Sonraki videomuzda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet lütfen unutmayın.